incelemesini yapacağım. Yaklaşık 10 dakikadır aslında incelemeyi başlamış durumdayım fakat sürekli dışarıdan gelen gürültüler, işte kapının çalması, telefonun çalması gibi gürültülerden dolayı kaydı tekrardan baştan almam gerekti. Umarım tekrardan böyle bir sorun... Neyse, gördüğünüz gibi yine salondan da bir ses çıkıverdi. Dolayısıyla YouTube'a video hazırlamak cidden tek başına bunu yaptığınız zaman çok kolay bir iş değil. Epey zor. Fakat bunu yapma isteğim filmlerden söz etmek. Çünkü filmler hakkında konuşmayı seviyorum. Hazır durum böyleyken bunları videolar üzerinden pek çok insanla paylaşmak istediğim için bu videoları hazırlıyorum. Neyse, özetle konuya gelecek olursak Nope isimli filme. Filmi hafta sonu sinemada gidip izlemek gibi bir niyetim vardı fakat hafta içinin verdiği bir yorgunluktan hafta sonu gidip sinemada izleyemedim. Zaten cumartesi akşamı internette de filme denk gelince hemen oturup filmi izledim. Filme dair söyleyebileceğim tek özet herhalde filmi çok sevmiş olmam, fakat filmi sevmiş olmamın yanı sıra filmden bir yandan da çok hoşlanmadım. Çünkü film kendi temasını karşıt, tezat oluşturacak şekilde hareket ediyor. Aslında filmin yönetmeninin de pek çok videosunu izledim filmi izledikten sonra. YouTube'da dönen söyleşilerini, videolarını izlediğimde yönetmenin şöyle bir fikri var filme dair. Filmin teması spectacle yaratmak ve bu spectacle'ı tabii tam Türkçe'ye nasıl çeviririz bilmiyorum. İzlence, gösteri, şov veya izlencelik, izlemelik anlamlarına çevirebiliriz. Fakat spectacle kelimesini daha çok bir izlence veya şovdan ziyade tam bir anlamı aslında böyle olağanüstü gösteri veya şaşırtıcı bir izlence anlamına geliyor. Hatta İngilizce'de spectacular isimli bir sıfat var. Bu sıfatın da tam karşılığı olağanüstü, şaşırtıcı, büyüleyici anlamına geliyor. Dolayısıyla yönetmenin fikri, kafasındaki tema bir spectacle yaratarak spectacle olayını, olgusunu, fenomenini incelemek, eleştirmek, sosyal komenteri veya sosyal bir analiz olarak film üzerinde bunu sunmak. Tabii filmin konusu uzaylılar olsa da aslında bir filme bakınca filmi sadece konusu üzerinden ilerlemek yanlış olur. Çünkü şöyle düşünün, Titanic filmi bir geminin, büyük bir geminin Atlantik Okyanusu'nda batmasını ve iki gencin aşkını anlatıyor olabilir. Hikaye olarak baktığımızda tema budur. Hatta bu filmin tekstidir, yani metnidir. Fakat filmin altında pek çok alt metin vardır. Bunlara da subtext denir. Bir de filmin konteksti denilen, onu çevreleyen bir metni vardır. Buna da işte tam Türkçe'ye aslında bağlam diye çevriliyor. Fakat film yazımında, senaryo yazımında veya hikayelerde bu konteksti bağlam diye çevirmek biraz yersiz ve anlamsız olabilir. Çünkü tam karşılığı aslında bana sorarsanız üst anlam olabilir. Çünkü subtext, context ayrımı biraz olayı karıştırıyor. Çünkü context dil incelemelerinde evet bağlam olarak tam karşılığına geliyor. Fakat senaryo yazımında veya metin oluşturmada, görsel metin oluşturmada context'in anlamı bana sorarsanız üst metin olarak veya genel metin olarak, çerçeveleyici metin olarak çevirmek daha doğru olabilir. Tabii çeviri bilimi okumuş biri olarak da, hatta çeviri bilimini okumadan önce de dilleri kendi kendine öğrenip diller üzerinde çeşitli araştırmalar yapmış biri olarak konteksti bağlam olarak çevirmek biraz doğru gelmiyor. Neyse, filme dönecek olursa nasıl ki Titanic filminin konusu sadece işte batan bir gemi ve bu batan gemideki yaşanan aşk hikayesi değilse, altında pek çok tematik alt metin ve üst metin varsa, bu filmde de çok fazla alt metin var. Hatta bu tip filmler günümüzde işte Christopher Nolan'ın yaptığı veya bunun gibi pek çok yönetmenin yaptığı filmlerin artık hidden meanings, gizli anlamları veya easter eggs denilen, işte filmde böyle detayların izleyicinin fark etmesi için sunulmuş detayların böyle anlamlarını araştırmaya yönelik dedektif vari bir film inceleme durumuna sokuyor. Bu film de bu tip filmlerden, biraz hatta Nolan'dan, işte M. Night Shyamalan'dan, Köy, İşaretler, Altıncı His filmini çeken yönetmenin filminden etkilendiği çok açık. Fakat buradaki benim sevdiğim ve sevmediğim konuya gelecek olursak, evet, bir spectacle'ı anlatıyor ve bir spectacle sunarak anlatıyor. Yani öyle ki yönetmen kafasında o spectacle'ı anlatırken bile bir spectacle kurmak istemiş. Bu yüzden işte en pahalı kameraları, en yüksek kalite, çözünürlük görüntü alan kameraları, yani IMAX denilen, böyle normalde sinema filmleri işte nasıl diyeyim size,
küçük filmlere çekilir, negatif filmlere ya da dijital kameralara çekilir. IMAX sistemi çok daha büyük, çok daha masraflı. Hatta normal film negatifi işte şu kadarsa IMAX'inki bu kadar, daha büyük bir şey. Dolayısıyla negatifin o kadar büyük olması filmin görselliğinin kalitesini ve o immersive dedikleri filmin böyle içine alan, böyle büyüleyici, işte alan derinliğini çok farklı diğer sinema kameralarından farklı veren özelliği olmasından dolayı yönetmen o kamerayı ve o kameralarla çekim yapmayı artık nasıl diyeyim bir şeye dönüştürmüş, alışkanlığa dönüştürmüş görüntü yönetmenini kullanıyor. Bu görüntü yönetmeni de zaten Christopher Nolan'ın görüntü yönetmeni. Ki o da bildiğiniz üzere IMAX ya da 70 mm denilen büyük böyle heybetli, spectacular diyebileceğimiz kamera formatlarına filmleri çekiyor. Film spectacle anlatıyor. Evet, bir spectacle yani bir gösteri, bir şov anlatıyor ve bunu işte hikayesinin içine uzaylı konusu üzerinden anlatıyor. Ama film tabii bir uzaylı ile alakalı değil. Neticede bir uzaylı filmi gibi olarak görülse de alt metinde çok fazla derinliği barındırdığı için bu filmi zaten konuşuyorum. Ve şu an sanırım YouTube'da da böyle nokta yazdığınız zaman bir yıl inceleme, bir yıl filme dair işte easter eggs, hidden anlamlar, gizli anlamlar gibi videolar bulabilirsiniz. Gelin görün ki size filmin hikayesini anlatmayacağım. Gerçi filmi konuşurken ister istemez biraz spoiler vereceğim ama. Filmde iki kardeş var. Bu iki kardeş, tabii film siyahi iki kardeşi anlatıyor. Yönetmen de siyahi olduğu için olabildiğince sanırım film ekibinde siyahi insanları çalıştırmış gördüğüm kadarıyla. İşte kamera departmanında veya kostüm kısmında veya yapım kısmında filmin çekim arkalarına baktığım zaman ekibi çoğunluklu olarak siyahi insanlardan tutmuş. Film iki siyahi kardeşin babalarını, at çiftlikleri var bu iki kardeşin, daha doğrusu babalarının. Bu at çiftliklerinde filmlerin, Hollywood filmlerine dublörlük demeyelim, atları sunuyorlar. Hani filmlerde, kovboy filmlerinde atlar kullanıldığı zaman bu çiftliklerden ya da bu çiftlik, filmdeki çiftlikten atları kiralıyorlar. Fakat günümüz teknolojisinin değişmesi artık atların kullanımının yerine dijital olarak atların filmlerde kullanılmaya başlanması, kendi içinde film sektörünü de çünkü film bir yandan anlatıyor. Hatta yönetmenin kendi ağzıyla da söylediği gibi film onun kendisinin filmlere olan aşkının, sevdasının bir yansıması veya bir sunumu. Keza bu sebeple filmin başında sinemanın ilk doğum günlerinde yani ilk doğduğu zamanlardan bundan 100-130 yıl önce çekilmiş ilk sinema kaydı diyebileceğimiz 2 saniyelik bir klip vardır. Bu klipte bir at jockeyi bir ata biner ve bu atı sürer. Fakat bu 2 saniyelik görüntü ilk hareketli sinema görüntüsüdür. Film hatta bu görüntüyle açılıyor ve filmin karakterleri de işte bu iki kardeş ve babaları. Yani bu aile Haywood ailesi diye geçiyor ki Haywood ismi de Hollywood'la böyle aşinalık barındırdığı için bilinçli olarak muhtemelen yönetmen tarafından verilmiş. Neyse özellikle bu iki aile, pardon bu iki kardeş Hollywood'da ilk çekilen filmin, daha doğrusu ilk çekilen filmde oynayan oyuncunun ataları olduğunu, işte büyük büyük babaları olduğuna dair görüşleri var. Tabii bu filmin kendi kurmacısı içinde gerçekleşen bir şey. Nitekim filmin böyle sinemanın doğuş yılları ve sinemanın günümüzdeki haline dair böyle bir saptama da yapıyor. Hatta sık sık görüntüler üzerinden filmde böyle nasıl diyebilirim. Mesela filmin içinde bir kameraman var. Filmde film stüdyoları çok fazla kullanılıyor. Öyle ki filmin içindeki karakterlerin bir şekilde sinemayla bağları var. İşte sinema sektörüne at sunan Hearst Renknecht denilen işi yapan iki kardeş bir anda kendine bir tema parkı kurmuş eski bir çocuk oyuncu yine sinemayla alakalı. Dolayısıyla bunun yanı sıra filmde işte söz konusu uzaylıyı görüntüye almak için iki kardeşin ulaştıkları kameraman, görüntü yönetmeni. Bunlar tabii sinema mesleğini yapan ve sinemayla ilgili olan, sinemayla ilgili bağlarını güçlü tutan, böyle saplantılı şekilde, nasıl diyebiliriz, saplantılı şekilde sinemayla ilişki kuran karakterler. Keza benim filmden çok sevdiğim karakterler de biraz kendi alanımdan geldiği için bildiğiniz üzere ya da daha önce de sık sık belirttiğim videolarımda kameramanlık geçmişi olan biri olarak, hatta bilfiil halen kameramanlık yaptığım için filmdeki görüntü yönetmeni karakter böyle çok sevdiğim bir oyuncu zaten. Kendisinin 1492 Cennetin Keşfi sanırım Ridley Scott'ın 1992'de
Amerika'nın keşfinin 500. yılını kutlamak üzere çektiği Cennet'in Keşfi filmi isminde de kötü karakteri oynayan oyuncu Michael Wincott isimli sanırım. Michael Wincott bu filmde bir görüntü yönetmeni, bir kameramanı oynuyor ve muazzam bir sesi var. Böyle çok derinden gelen bir sesi var. O sesi duydukça film sizi daha da başka bir yere, başka bir katmana götürüyor. Orada da obsesif, mükemmel çekimin, mükemmel görüntünün peşine giden bir kameramanı bir yandan bize anlatıyor film. Bu alt hikaye, yani bu filmin içindeki yan hikayecikler çok hoşuma gitti. Bu yüzden çok filmi sevdim ama sevmediğim kısmı şu. Film spektaklın, yani bir gösterinin, gösteri dünyasının aslında ne kadar boş ve insanlara ne kadar sömürdüğünü ve insanlara ne kadar kötü kullandığını anlatırken bir yandan yönetmen bu spektakl üzerinden, yani spektakl eleştirerek kendisi de bir spektakl kuruyor. Yani bir izlence kuruyor böyle şaşalı. Hatta öyle ki şu an film çekildikten sonra, filmin çekildiği stüdyo, işte plato, kurulan plato, Los Angeles film stüdyolarında bir tema park olarak insanlara sunuluyor. Yani filmin çekildiği yere gidip insanlar artık işte o setlerde, o filmde geçen tema parkın ismi sanırım Jupiter's Claim. Jupiter's Claim isimli o büyük platoda insanlar geziyor. Yani filmin çekildiği plato bile artık bir spektakla dönüşmüş halde günümüz gerçek dünyasında. Ve filmi izleyip, filmi seven pek çok izleyici işte bilet alıp filmin çekildiği o platoları geziyor. Bana sorarsanız spektakla sinema sektörünü, günümüzün değişen medya koşullarını bu kadar eleştiren bir filmin, hatta film neredeyse Instagram gibi sosyal medya alanlarını, platformlarını da eleştiriyor. Çünkü insanların çok fazla kendilerini orada deşifre etmeleri, expose etmeleri filmin alt metninde eleştirdiği konulardan biri. Ama tabii film bu eleştirdiği konulara ne kadar sadık davranıyor, o kısmı benim biraz böyle sevmediğim, beni rahatsız eden kısmı. Onun dışında bir sinema filmi olarak film çok iyi işlenmiş, kurulmuş. Hatta ne derler, patchwork, bir nakış gibi işlenmiş. İşte her görüntü karesinin içine bilinçli olarak bir takım motifler yerleştirilmiş, hikaye ona göre planlanılmış. Dediğim gibi o text, subtext, context, yani metin, alt metin ve üst metin bilinçli olarak kurulmuş. Genelde pek çok senarist senaryo yazarken, ki ben de zaman zaman senaryo yazıyorum, hani bilinçli olarak işte önce bir metin, sonra bir alt metin, sonra bir üst metin oluşturayım fikriyle yazmıyorsunuz. Tamamıyla ilham üzerinden yazmaya çalışıyorsunuz. Sonrasında baktığınız zaman, ha yazdığım şeyde bir alt metin var, ha yazdığım metinde bir üst metin de var diye görüyorsunuz. Fakat film tam tersi, biraz daha bilinçli olarak sanki böyle hazırlanılmış ilhamdan çok, zaten yönetmenin kendisi de diyor, filmi yazarken pek çok filmden esinlenmiş. Fakat bu anlamda bana sorarsanız ortaya çıkan film orijinal bir film mi? Kesinlikle orijinal bir film değil. Yani izlediğim en iyi filmlerden veya sinemanın işte böyle başyapıt filmleri vardır ya. Hani 2001 Uzay Macerası veya onun gibi işte Ridley Scott'ın yaratık filmi. Bu tip filmler gibi böyle orijinalliği olan bir film değil. Ama bir yandan bu orijinalliği olmamasının yanı sıra film ne kadar başka filmlerden etkilendiğini gösterse de, hatta içinde belli filmlerden benzer kareler barındırsa da, bana sorarsınız otantik bir film. Otantik de yabancı bir kelime. Bu kelimeyi kullanıyorum çünkü orijinal daha öncesinde yapılmamış ve benzerlerine benzemeyen bir yapıtken, otantik kişinin kendi yarattığı eserin kendisine dair, yani diğer eserlerden beslenerek kendisinin yeni bir form ortaya koyması. Bu anlamda yönetmen bunu bir şekilde başarmış. Yönetmen oyuncu kökenli bir yönetmen, yani daha çok komedi dünyasında bilinen, tanınan bir oyuncuyken işte Get Out isimli bir film sanırım 3-4 sene önce çekmişti. O filmi de beğenmiştim. Fakat o film de garip bir şekilde kendi eleştirdiği konuyu kendisi de yapıyor. Yani şöyle söyleyeyim, mesela o filmde de ırkçılık alt metinde eleştiriliyor. Fakat filmde de pek çok ırkçı öve var. Hatta film beyazların siyahilere olan tutumunu, tavrını, muamelesini eleştirirken bir yandan filmdeki beyazlar da veya filmdeki beyaz olmayan işte uzak doğullar da filmde kötü karakter olarak çok fazla nasıl diyebilirim, çok fazla degrade ediliyor, yozlaştırılıyor, çok fazla
explode yani sömürüye uğruyor bir yandan fikir olarak alt metinde tabii. Alt metinde film bunu size vermeye çalışıyor. CIA'lar çok fazla hor görülüyor. CIA'lerin işte belli alanlarda belli pozisyonlara getirilmemesi gibi pek çok konular üzerinden eleştiriler yaparken bir yandan beyazları da öteleyerek bunu yapması beni ilk filmde rahatsız etmişti. Gördüğünüz üzere böyle telefon sesleri, salondan gelen sesler, dışarıdan satıcı sesleri, arada videoyu bozsa da ben devam edeceğim, kaydı durdurmayacağım. Özetle film bu anlamda bence çok iyi işlenmiş, çok iyi oluşturulmuş, yaratılmış bir film. Yani mesela o filmin alt metninden size söz ederken işte iki kardeşin arasındaki ilişki üzerinden iki kardeş arasındaki üstünlük veya hayata bakış veya hayatı yaşama kısmındaki eleştirileri de çok güzel arka planda vermiş. Hatta bu yüzden üst metin diyorum buna. Neden üst metin dediğimin asıl belirleyici etkenlerinden biri filmdeki uzak doğulu karakterin çocukken yaşadığı travmayı. Yani işte bir çocuk oyuncuyken 90'larda televizyon filminde bir maymun karakterle bir aile filmi, aile dizisi çekiyorlar. Bizde de vardı ya öyle bir dizi, hani 90'ların sonunda Star'da yayınlanıyordu sanırım. Charlie diye bir maymunun işte bir aileye de beraber yaşamaları üzerinden bir komedi oluşturulmuştu ki bu 90'larda Amerikan menşeli bir film zaten. Film de buradan da zaten esin alarak filmdeki uzak dolu karakterin oynadığı, maymunun oynadığı dizide maymunun birden bir doğum günü kutlaması sırasında bir balonun havaya uçması ve patlamasıyla bir çılgınlık yaşayıp, daha doğrusu maymunun korkarak etrafındaki oyunculara saldırıp oyuncuların bir ikisini öldürmesi üzerine böyle dönen bir trajediyi oyuncu karakterin yetişmiş yani günümüz halindeki işte artık filmlerde oynayamasa da bir tema park kurmuş ve o geçmişte yaşadığı travmayı, o kötü trajediyi pazarlayarak para kazanmaya çalışan bir karakteri anlatması. Burada bu karakterin işte Gordy isimli maymun üzerinden maymun üzerinden karakteri analiz etmesi, karakterin geçmişine ve günümüzdeki motiflerine yaptığı şeylerin gerekçelerini bana sorarsanız çok iyi bir üst metin oluşturuyor. Bu yüzden zaten kimileri işte filmde şeyi eleştiriyorlar. Gordy neden bu filmde var? Hani maymunun olduğu sahneler filmdeki uzaylı istilasıyla alakasız. Evet alakasız, fakat bir yandan filmin sinemayla olan ilişkisi, yani film aslında sinemayı da anlatıyor bir yandan. Sinema dünyasının nasıl işte spectacular dünyayı, orası hani böyle şaşalı, işte çok paranın olduğu, gösterişli evlerin gösterişli, kostümlerin gösterişli, yaşam tarzlarının olduğu bir dünyaya. O spectacular kısmının aslında ne kadar altında boş olduğunu o dizi sektöründeki oyuncu üzerinden anlatıyor. Dolayısıyla o oyuncunun ve oyuncunun geçmişinin, yani o üst metnin filmin o genel uzaylı üzerinden dönen metniyle, hikayesiyle çok alakası var bana sorarsanız. O yüzden yönetmen çok iyi bir senaryo yazmış. Orada hani yönetmeni eleştiremiyorum. Çünkü hoş, bana da düşmez eleştirmek ama sinemayla yaklaşık böyle 30-40 yılını harcamış biri olarak, çeşitli kitaplar okumuş, film sektöründe uzun süre çalışmış biri olarak filmi izlediğim zaman evet çok bilinçli yazılmış, çizilmiş, üzerine düşünülmüş, ciddi ekipler kurularak, ciddi zaman harcanarak yapılmış bir film olduğunu ortaya koyuyor. Fakat gelin görün ki hani bu kadar iyi filmin böylesine eleştiriler sunmasının yanı sıra sunduğu eleştirileri kendisinin de yapması, yani sunduğu eleştirdiği yanlış yola kendisinin de gitmesi biraz bana tuhaf geldi filmde. Ki yönetmen bir önceki filminde de bana sorarsanız benzer davranmıştı. Yani işte dediğim gibi ırkçılığı eleştirirken filmi bir yandan ırkçı bir tarz sunuyor. Özellikle film tabii ki spectacle kavramını, spectacle olgusunu anlatıyor. Bu yüzden filmi sevdim. Çünkü sinemanın kendisi bir spectacle. Yani bir izleyince şaşalı, gösterişli, gerçek olmayan kurmaca bir dünya. Asıl spectacle görmek istiyorsanız veya izlemek istiyorsanız Türkiye'de televizyonları açmanız yeterli. Çünkü haberleri izlediğiniz zaman bile
asıl spektaklın Türkiye'de yaşananını görebilirsiniz. Bir uzaylı filmi izlemenize gerek yok. Düşünsenize yani bir mafya babası YouTube kanalından veya sosyal medyadan işte bakanların yolsuzluklarını, rüşvet iddialarını, daha doğrusu rüşvetlerini veya işte Cumhurbaşkanı'nın danışmanının rüşvet hikayesini deşifre ediyor, ortaya sunuyor. Bundan büyük spektakl olamaz herhalde. Asıl spektakl bence Türkiye'de, ya bırakın uzaylı filminin size anlattığı spektaklı Türkiye'de herhangi bir kanala açtığınız zaman veya herhangi bir sosyal mecraya girdiğiniz zaman her gün farklı spektakl'lar görüyorsunuz. Yani o yüzden bu film biraz sönük kalıyor olabilir Türkiye'deki spektakl'larla kıyasladığınız zaman. Aslında bizdeki spektakl'lardan farklı değil film. Film de kendini işte spektakl'a eleştirirken kendi spektakl'ını örtbas ederek bunu yapmaya çalışıyor. Tıpkı bizde işte nasıl, bizdeki spektakl'larda neredeyse bunu yapıyor ya, işte Gülşen'i, şarkıcı Gülşen'i içeri alıyorlar söylediği sözden dolayı. Fakat savcılar yolsuzluk iddiaları hakkında, yolsuzluk iddiaları çıkan bir yan milletvekilini, işte bakan yardımcısını veya danışmanı, buna dair herhangi bir sorgulama, soruşturma yapılmıyor. Dolayısıyla gerçek spektakl Türkiye'de olup bitiyor. Bırakın bu Amerikan Hollywood işi filmleri. Evet, bunlar tabii işin garı şamatası ama cidden ilginç zamanlarda yaşıyoruz ki yönetmen de zaten filme de bunu katmış. Yer yer filmde işte karakterler zamanı da sorguluyor. İşte hatta filmdeki o sanırım Güney Amerikalı karakter, ismi Angel, Angel ismi karakter, işte iki kardeşi evine götürdüğü zaman, evleri uzaylı tarafından istilaya uğradığında, o Angel'ın evinde böyle çiftliği görüyorsunuz ya, nedir o, ne diyorlar, Bitcoin. Bitcoin makinelerini, işte fanlarını falan koymuş. Bir yandan işte sevgilisinin onun neden terk ettiğini, daha yakışıklı, daha paralı, daha zengin biri için onu terk etmesinden dem vuruyor. Yani günümüz değişen dünyasına da film aslında alt metinleriyle, o alt katmanlarıyla dokunuşlar yapıyor. Zaten yönetmenin söyleşilerine ve işte videolarına, interviewlerine, röportajlarına baktığında şey diyor, hani ben çok katmanlı bir film yapmak istedim. O yüzden böyle çok fazla sosyal eleştiri, çok fazla psikolojik alt metin, alt katman yerleştirdim. Bu bilinçli yaptı. Çok açık. Kendisi de söylüyor zaten bunu. Ki artık hemen hemen pek çok filmde de bu konu oluyor. Yani neredeyse Marvel'ın o komedi filmlerinde bile bu küçük sosyal veya psikolojik dokundurmalar serpiştiriliyor. Neyse, özetle filmi evet çok beğendim. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Kesinlikle sinemada izlenmesi gereken filmlerden biri. Ben sinemada izlemedim. Bir yandan da çok da pişman değilim aslında. Böyle çok fazla bir şey kaçırdığımı sanmıyorum. Çünkü görsel olarak aslında filmi ben çok beğenmedim. Ne kadar görüntü yönetmeni, işte filmde çok fazla, hatta filmdeki görüntü yönetmeni karakteri üzerinden, filmdeki görüntü yönetmenine de işte efsanevi görüntü yönetmeni diye söz ediliyor. Filmin kendi görüntü yönetmeni de Hollywood'da efsanevileştirildi birden. Yani çok hiç tanınmayan biriyken, alelade bir kameramanken birden Hollywood'un en pahalı, en işte sükse yapmış, en reklam yapan isim haline dönüştü ki Håvard Jotema gibi bir garip bir isim olan İskandinav kökenli bir kameraman filmi çekiyor. Dediğim gibi Christopher Nolan'ın işte Interstellar, o Yıldızlar Arası ve neydi son filmi? Dunkirk falan çekmiş. Daha doğrusu Dunkirk'ten sonra Tenet'i de yine böyle IMAX kameralarla, 70 mm büyük format kameralarla falan çekiyor ama bana sorarsanız o kadar büyük format kameralar kullanıyorsunuz fakat filmin renkleri, ışıkları çok zayıf. Ha, bu filmde biraz özellikle bir durum yaratılmış. Filmin gece çekimleri için, normalde gece çekimlerinde çok fazla ışık kullanılması gerektiği için film kimi sahnelerde işte gün batımı, gün doğumu arasındaki o gece sahnelerini çekmek için özel bir teknik yaratmış. Bu teknik normalde işte ben de fotoğraf çekerken yapıyorum, videoda çok yapmıyorum bunu. 3-4 farklı görüntüyü bir araya stitch yapıyorsunuz, yapıştırıyorsunuz. Diyelim aynı görüntünün, diyelim bir dağ çekiyorsunuz. Dağın gündüz güneşin belli bir noktada olduğu zaman, işte aydınlıkken çektiğiniz bir fotoğrafı, ardından gece çekilmiş veya işte öğlen çekilmiş farklı saat dilimlerinde aynı fotoğrafı çekiyorsunuz. Ve bunu işte kompozit yapıyorsunuz bilgisayarda. Dolayısıyla
çok farklı bir gece veya çok farklı hani gece ile gündüzün iç içe olduğu, işte gece görünmeyecek karanlıkta olan bölgenin, diyelim dağın eteğinin, gündüz çektiğiniz kısmında görünür olduğu için gece kısmına da ekliyorsunuz. Hani böyle iç içe ekleyebildiğiniz bir durum. Bu yöntemi filmde kullanmışlar. Yani bunu sinema filminde daha önce yapıldığını sanmıyorum. Hatta film bence burada şuradan esinlenmiş olabilir. Filmin başında sinemanın doğuş yıllarında ortaya çıkan hani görüntülü resimler nasıl oluşturulur kısmına kafa yormuş. İlk sinema mühendisleri nasıl ardı ardı resimler bir araya gelirse hareketli resimler. Yani bir karakter işte A noktasından B noktasına yürürken tek tek o kareleri böyle fotoğraflarını çekersek, onları belli bir hızda oynatırsak bir hareketli görüntü oluştururuz mantığı. Sanırım filmin görüntü yönetmeni de buradan esinlenerek bu tekniği filmde uygulamaya çalışmış. Bu anlamda o sahneleri çok sevdim. Oraya hiçbir lafım yok. O gece sahneleri. Hatta burada ilginç bir gece ışıklandırılması yapılmış. Hatta ışıklandırılma yapılmamış. Sanırım işte bracketing de deniliyor sisteme. Biz, yani ben fotoğraflarımda da kullanıyorum zaman zaman. O sisteme benzer bir sistem mi kullanılmış diye düşündüm. Ve internet açıp araştırdığımda gördüm ki yönetmen ve görüntü yönetmeni İki farklı kamera sisteminin, işte bir dijital kamerayı, bir film kamerasının normalde stereo kayıt yapan formatlar, yani üç boyutlu kameralarda kullanılan, arasına bir konverjans denilen sistemi kuran mekanizma kurulmuş. Bu sefer üç boyutlu yerine iki farklı görüntüyü işte postta, yani filmin yapıldıktan sonraki aşamasında bir araya getirerek o gece çekiminin gündüzle gecenin bir arada olarak böyle aydınlatamayacağınız o büyük devasa alanları gündüz çekip gece çekimiyle birleştirme yöntemi kullanmış. Aslında burayı biraz karışık anlattım. Tam olarak bu değil. Sırf bunun üzerine bile bir video çekilebilir. Bu yöntem, bu sistem, bu teknik üzerine sistem demeyeyim. Film bu anlamda güzel sahneler barındırıyor. Ama ben YouTube açıyorum, öyle videolar izliyorum ki böyle işte görüntü yönetmeni olmayan çocuklar muazzam kameralar, yani muazzam kamera çekimleri yapmışlar. Çok küçük işte iPhone ile veya küçük bir drone ile, şimdi bir de FPV drone'lar çıktı ya, hızlı giden böyle işte saatte 100 kilometre neredeyse veya 150 kilometre hız yapan drone'larla çekim yapan çocukların videolarını izliyorum. Afallıyorum. Dolayısıyla sinema filminde daha böyle spectacular, yani daha şaşırtıcı görüntüler bekliyorsunuz. Bu filmde onlardan çok yok ama yine de yani iyi kotarılmış, güzel yapılmış bir film. Dediğim gibi filmin görüntü yönetmeni üzerinden bile filmde böyle atıflar, dokundurmalar, göndermeler var. Filmin kendi görüntü yönetmenine, filmdeki karakter üzerinden. Hatta sinemanın doğuş yıllarındaki ilk fotoğrafçı Edward Muybridge ismine dair bile dokundurmalar var. Karakterlerden birinin ismi o filmde. Filmde karakterlerin giydikleri tişörtlerden tutun, işte odalarındaki aksesuarları, her şey, o detaylar filmde bir anlamsal bütünlük oluşturuyor. Bu yüzden yine bu film günümüzdeki bu film örme tekniklerini çok iyi kullanan bir film. Keza artık çoğu yönetmen, çoğu sinema adamı, sinemacı, sinema kadını bu tip detaylar kullanarak filmlerini kurmaya, örmeye başladılar. Bu anlamda güzel bir film, fakat dediğim gibi orijinal bir film mi? Değil. Otantik bir film mi? Evet, otantik. Kendini izlettiren, keyifli, sürükleyici bir film. Karakterler çok güzel oyunculuk çıkarmışlar ki gerçek hayattaki karakterlerinin birer yansımaları olmuş. Zaten iyi sinema oyuncu seçimi bence orada başlıyor. Gerçek hayatta kendini iyi gösteren, oynayabilen insan filmde de kendi karakterini, hani Tom Cruise ile ilgili bir video çekmiştim bundan önceki yaptığım videoda. Tom Cruise aslında oyunculuk yapmaz, kendini oynar. Buradaki karakterler de aslında gündelik hayatta nasıl karakterlerse filmde de öyle karakterlermiş gibi geldi bana. Çünkü izlediğim röportajlarında da filmdeki karakterler gibi davranıyorlar. Bu yüzden filmin gerek oyuncu seçimi, gerek işte mekan seçimi, filmin işte açılışındaki İncil de öyle, Tevrat'ta olan gönderme, hoş Tevrat bile değil, orada bile çok fazla detay barındırıyor. Çünkü film dini bir kitabın bir ayetinden bir cümleyle başlıyor. Filmin başında işte sanırım Tevrat'tan önce yazılmış, kaleme alınmış veya kalem de demeyeyim, hani kil tabletlere yazılmış Tanak isimli Yahudi kitabının, biliyorsunuz Tevrat aslında Tanak'ın kitaplarından bir bölümü. Yahudi
dininin kitapları çok daha fazla. İşte zebur diyoruz, bilmem ne. Türkçe'de bile onların tam karşılığı yok. Fakat filmde peygamberlere dahil Tevrat'tan önce yazılmış Yahudi kitaplarından birinin bir alıntısıyla başlıyor. İşte sizleri rezil rüsva edeceğim, sizden bir gösteri sunacağım, sizi işte sefil ve halkın hor göreceği şekilde ekspoze edeceğim, deşifre edeceğim gibi bir cümlesi var filmin o açılış sahnesinde. O dini metinden de film besleniyor. Bu dini göndermeleri, işte Tevrat üzerinden olan göndermeleri, hatta filmin geçti o çiftliğinin bile o Tevrat'taki hikayedeki, çünkü o gönderme de Tevrat dinine dair, Tevrat'ın ayetlerinden birinde olan o gönderme, filmin başında yazan hani sizi rezil rüsva edeceğim cümlesi aslında sanırım Mezopotamya ovasında bir işte topluluğun çok fazla yozlaşması, çok fazla işte hırsızlık, rüşvet, yalan, dolanla çalkalanmasından dolayı yazılmış bir ayet. Dolayısıyla film de aslında biraz bunu anlatıyor. Çünkü değişen zamanın, böyle yalan dolanın, insanın giderek değişmesi, işte birbirini kullanmaya başlaması, para, şöhret gibi farklı amaçların üzerinden böyle hayatlarını kurmaya çalışıp aslında hayattan sapmalarını anlatıyor bir yandan film. Dolayısıyla oradaki paralellik, yani kutsal metinlerdeki işte Mezopotamya'daki olay da zaten sanırım kutsal metindeki geçen peygamber, Nahum peygamberin kaini biraz filmde de aslında paralellik taşıyor. Bu İbrani veya işte Yahudi kutsal metni, Tevrat'tan önce yazılmış kutsal metinlerden Nahum peygamberin, Nahum Mun Kitap isimli bölümdeki işte Ninova şehri, Asur Devleti'nin Ninova başkentindeki kralın yozlaşması ve kralın yozlaşmasıyla beraber halkın da yozlaşıp hırsızlık, dolandırıcılık ve işte toplumun da çökmesini anlatan o bölüm, o kainin, o peygamberin kehaneti. Filmde de aslında yönetmen tarafından tekrar, sadece filmin girişinde değil, filmin içinde de dile getiriliyor. Çünkü yönetmen de filmde şunu aslında alt metinde sunuyor bana sorarsanız. Karakterler işte nasıl ki atları kullanarak, onları sömürerek, atlar üzerinden, hayvanlar üzerinden bir gelir kaynağı kullanıp, gelir kaynağı elde edip, şöhret, ün, başarı gibi bir takım şeylerin peşinden gitseler de bir yandan uzaylı istilasını da buna çevirmek istiyorlar. Yani uzaylı istilasından da para kazanmak, onu kapitalize etmek için işte onu kameraya almak, görüntüyü alıp o görüntüyü Oprah Show'a satıp Oprah Show'da çıkmak, meşhur olmak, işlerinde birden üst tabakaya gelmek, üst merdivene çıkmak, çok paraya sahip olmak gibi amaçları var. Hatta bu karakterlerden biri Angel, yani Güney Amerikalı karakter de zaten az önce de söylediğim gibi evinden sahneler gördüğümüz zaman odasında işte Bitcoin gibi böyle günümüz dijital para sistemlerini takip etmesi, bir an önce köşeye dönme isteği. Filmdeki hemen hemen tüm karakterler bundan müzdarip. Yani filmdeki o Asyalı oyuncu, eski oyuncu, işte şu an kendisine bir tema park kurmuş olan Asyalı karakterden tutun, at çiftliğini idare eden iki kardeşi, iki kardeşten işte bir elektronik mağazada kasiyerlik yapıp aynı zamanda evinde kendi Bitcoin çiftliği kurmaya çalışıp dijital para kazanıp zenginleşmeye ve şöhreti elde etmeye çalışan karaktere kadar hepsi aslında paranın ve şöhretin peşindeki yozlaşmaya kendilerini sürükleyen karakterler olarak gösteriliyor. Bu yüzden filmde bence bu kutsal metinler aralarında böyle bir paralellik var. Çünkü yine Angel karakteri de filmin giriş sahnelerinden bir yerde işte bu iki kardeşin evine gittiği zaman kamera sistemlerini kurmaya şey söylüyor. İşte bakın diyor, telefonundan gösteriyor. Bu benim eski kız arkadaşım. Beni işte bir oyuncu için terk etti. Oyuncu çok zengin, meşhur. Orada bilen şeyi görüyoruz. Günümüz dünyasında nasıl şu an etrafımızda da insanlar artık bundan dem vuruyorlar ya. Instagram'ı açtığım zaman herkes onlarca ülkeye gitmiş, resimler paylaşıyor. Ben etrafımda onlarca ülkeyi gezmiş insan tanımıyorum ama Instagram'da işte Ayşe yazın veya Mehmet yazın. Çok özür dilerim, telefon çalıyor yine. Burada kesiyorum.
Evet, nerede kalmıştım? Ya kusura bakmayın, bu kez de telefon çaldı. Sessize dalmamıştım. Bakmam da gerekti. Gerçi arayan banka, neden arıyor onu da bilmiyorum. Kapattım. Muhtemelen kredi kartı reklamı ya da ona benzer bir şey. Dediğim gibi film böyle bir paralellikte taşıyor. Çünkü günümüzde insanlar da artık bu sosyal medyanın, Instagram'ın, Facebook'un, YouTube'un, bu tip platformların insan hayatlarını çok fazla böyle spectacular, yani şaşalı sunması ve gerçekliğin aslında bununla tezat oluşturması. Çünkü işte ben de Instagram'a Ayşe yazın, Mehmet yazın, Fatma yazın, bir yan isim çıkıyor ve onlardan birini tıkladığınız zaman hepsinin paylaştığı resimlere baktığınız zaman böyle 10 ülke gezmiş, çok güzel çekilmiş, böyle sürekli bir gösteri, bir şov, bir spektakl yaratmaya çalışan bir kitle varmış gibi geliyor. Hatta pek çok erkek arkadaşımla konuşurken flört ettikleri kızların bunların peşinden gittiklerini ve bunların peşinden giderken ilişkilerini, yani bu söz konusu erkek arkadaşlarımla nasıl ilişkilerini bozduklarını falan anlatıyorlar ki filmdeki karakter de bir nevi aslında buna bir örnek. Çünkü bu medya türü filmin aslında eleştirisi, çünkü günümüzde medya toplumu biraz yozlaştırmaya doğru gidiyor, sürüklüyor gibi geliyor bana. Çünkü toplumda çok fazla sosyal medyadan spectacle, yani bir gösteriş yaratma ve o gösterişi sunma merakı peşinden sürüklenen ciddi bir kitle var. Ve aynı zamanda sırf bunun uğruna işte bireysel kişilik bütünlüklerinden feragat ederek, ödün vererek öteki insanları kullanmaya başlayan insanların çoğalması, toplum günümüzde de sadece Türkiye'de değil pek çok ülkede de ciddi anlamda yozlaşmaya gitmesi, filmin eleştirdiği ve bu kutsal metinlerle paralellik taşıdığı bir nokta. Bu yüzden bu açıdan film çok etkileyici. Fakat dediğim gibi nitekim izlediğim en iyi filmlerden biri mi? Ve hani böyle aklınızda başyapıt diye kenara koyduğunuz filmler vardır ya, onlardan biri mi değil ama cidden çok sağlam bir film. Bu yüzden öneriyorum. Özellikle filme dair söyleyeceklerim biraz uzattım lafı. Kusura bakmayın ama söylemek istediklerim bunlardı. Umarım filmi izleme şansı elde edersiniz ve beğenirsiniz. Bunun yanı sıra kanalıma abone olup bu videoyu paylaşırsanız, diğer videoları da izleyip diğer videoları da paylaşırsanız sevinirim. Çünkü bu videoları hazırlamak için ciddi anlamda bir motivasyona insan ihtiyaç duyuyor. Çünkü tek başınıza yaptığınız zaman böyle izleyen kitle çok az olduğu zaman ve insanlar yaptığınız, hazırladığınız bu videolara dair yorumlar yapmadığında veya paylaşmadığında ister istemez biraz motivasyonunuz düşür. Neticede bu videoları hazırlama sebebim, evet, filmlerden söz etmeyi seviyorum. Bir yandan da pek çok insan gibi YouTube'u bir yan işi olarak, filmde de yan iş hikayesi geçiyor ya, çünkü artık para kazanmak o kadar zorlaştı ki yaptığınız işten, mesleğinizden para kazanamadığınız zaman alternatif kendinize yan gelirler açıyorsunuz ve YouTube pek çok insan için bu kapıyı açmış durumda. Benim için de öyle. Dolayısıyla YouTube üzerinden bir gelir kaynağı oluşturup yapmak istediğim bir takım podcastlar var. Çünkü çok fazla sinema camiasından, müzik camiasından tanıdığım var. Çok fazla arkadaşım var. Onlarla bir takım programlar, içerikler üretmek istiyorum. Bilgilendirici ve insanların hani keyif alacağı, sorgulayacağı, düşüneceği içerikler üretmek istiyorum. Fakat bunları tek başına yapamam. Diğer insanları da dahil edebilmek için ciddi bir stüdyo ortamı, ciddi bir podcast ortamı yaratmam gerek. Bunun için de tabii bir takım maddi olanaklarınızın olması gerek. Bu olanaklara sahip olmadığım için sizler bu videoları izleyip beğendiğiniz, paylaştığınız takdirde belki bu olanaklar YouTube sayesinde biraz oluşmaya başlar ve ben de bu podcastları yapıp daha fazla insana daha eğitici, daha öğretici, daha faydalı içerikler üretebilirim diye umut ediyorum. O yüzden lütfen bu videoyu beğenirseniz ve paylaşırsanız, ki beğendiyseniz beğenin zaten. Hani zoraki beğenmenizi de istemem. Çok sevinirim. Videoyu burada sonlandırıyorum. Herkese ülkenin gündemindeki bu spektakların az olduğu, daha az şaşırtıcı olayların olduğu bir gündem diliyorum.